Bir silindir, koni, prizma ya da öğrendiğimiz başka bir şekle benzemeyen bir katının hacmini nasıl bulabileceğimizi öğrenmek ister misiniz? Hadi bakalım. Şimdi gelin şu kalemin hacmini birlikte bulmaya çalışalım. Uzunluklardan bazılarını da biliyoruz. Bu kalemin hacmini nasıl bulabiliriz dersiniz. Bulmamız gereken hacim olduğu için hacmi buradaki kalemin içindeki malzemeler ya da maddeler olarak düşünebiliriz. Başka bir deyişle bu kalemi alıp içi su dolu bir bardağa koyduktan sonra bardaktaki suyun ne kadar yükseldiğini ölçerek kalemin hacminin ne olduğunu bulabiliriz. Bu arada bardak eğer ağzına kadar doluysa kalemin hacmi taşan suyun hacmine eşit olacaktır. Evet, Arşimet'in de keşfettiği üzere kalemin hacmi bardaktan taşan suya ya da bardağın içinde yer değiştiren suyun hacmine eşittir ve taşan suyun hacmini ölçmek de son derece kolaydır. Demek istediğim suyun belirli bir şekli olmadığı için taşan suyu bir ölçü kabına koyarak hacmini hemen bulabiliriz. İşte bu kadar. Kalemin hacmini bulmak için aklıma gelen bir diğer yöntem ise kalemin birden fazla katının demek istediğim buradaki koni, buradaki silindir ve buradaki yarım kürenin birleşiminden oluşan yeni bir katı olması özelliğinden faydalanmak. Başka bir deyişle kalemin bir koni, bir silindir ve bir yarım küreden oluştuğunu düşünerek bu şekillerin hacimlerini ayrı ayrı hesaplayıp sonra da birbirleriyle toplamak. Bu bölümde buna benzer sorularla yani düzgün olmayan şekillerin hacimlerini şekilleri bildiğimiz şekillere ayırarak hesaplayacağımız sorularla karşılaşacağız. Evet, ayırdığımız parçaların hacimlerini bulduktan sonra da geriye basit bir toplama işlemi yapmak kalacak. O halde ne duruyorsunuz? Hadi hemen videoyu durdurun. Bu şekillerin ya da katıların hacimlerini ayrı ayrı hesaplayın, toplayın ve kalemin hacminin ne olduğunu bulun. Ben silindirle başlamak istiyorum. Silindir buna benzeyen bir şekildir ve bir yarı çapı vardır kalemi buradan kesersek buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşırız öyle değil mi? Kalem tabii ki de bu çizdiğimden daha uzun ama neyden bahsettiğimi görmeniz için şimdilik daha kısa bir silindir çiziyorum. Silindirin bu kısmı daireseldir. Burada da bir yüksekliği vardır. Peki silindirin hacim formülünü hatırlıyor musunuz? Pi r kare çarpı h. yani taban alanı, ki burada bu bir daire, dairenin alanı ise pi r kare öyle değil mi? Çarpı yükseklik. Şurası r'dir, evet. Pi ile r kareyi çarparsak bu dairenin alanını, bununla da yüksekliği yani aşı çarparsak silindirin hacmini bulmuş oluruz. Sırada koni var. Koniyi de şu şekilde çizeyim. Eh, olmadı. Sanırım hayatımda çizdiğim en kötü daire buydu. Neyse. Evet, şimdi daha iyi oldu. Koninin hacmini nasıl buluyorduk? Bu arada bu formülleri ezberlemenize gerek yok çünkü soru çözmeye devam ettikçe karşınıza çıkacaklar ve bir süre sonra aklınızdan çıkmayacaklar. Hemen not ediyorum. Evet, 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı h. Çok da anlamlı değil ama ben koninin hacmini aynı çap ve yüksekliğe sahip bir silindirin hacminin üçte biri olarak aklımda tutuyorum. Eğer elimde yarı çapı r ve yüksekliği de h olan bir silindir, pardon bir koni varsa hacmi bu silindirin üçte biri olur. Bu formülün nasıl elde edildiğini ve ispatını integralleri öğrendiğiniz zaman öğrenmiş olmalısınız. Son olarak da burada bir yarım küre de var. Burada yine dairesel bir yüzey olacak. Burası da kürenin yarısı. İşte böyle. Yarım kürenin hacmi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kürenin hacminin yarısıdır. Peki kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Öyle değil mi? Bunu ikiye bölersek yarım kürenin hacmini de 2 bölü 3 çarpı pi r küp olarak bulmuş oluruz. Hacim dendiğinde yüzey hacmi gibi şeyleri de düşünmemize gerek yok çünkü ihtiyacımız olan bu cismin ya da katının içindeki madde miktarı. Ve bunları topladığımızda da kalemin hacmini bulmuş oluruz. Bu arada son olarak bir de e, ee, bir küboidin hacminden bahsetmek istiyorum. Küboidin hacmini de genişlik çarpı uzunluk çarpı derinlik ya da daha doğrusu yükseklik olarak hesaplayabiliriz. Mantık buradakinin aynısı. Uzunluğu ve genişliği olan bir dikdörtgenin alanını aynı buradaki gibi bir yükseklikle çarpıyoruz. Evet, pi r kare çarpı aşa çok benziyor. Tüm bunları açıklığa kavuşturduğumuza göre şimdi de bize verilen uzunlukları kullanıp bunları hesaplayacak ve kalemin hacmini bulacağız. Eğer hala bulmadıysanız isterseniz videoyu durdurup hacmi benden önce siz kendi kendinize bulmaya çalışın. 1 bölü 3 çarpı pi. Evet pi yerine 22 bölü 7 yazıyorum. R. Bir bakalım eğer 2 santimetre olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü 2 santimetre buradaki uzunluk yani çap ve bize bunun yarısı lazım. 1 santimetre olarak not ediyorum. Şunu biraz sola kaydırmak istiyorum. Evet, böylece silindir için yer açmış oldum kendime. Peki, r kare, yani birin karesi. Şöyle yazarsam daha iyi olacak. Evet, birimi, birimi yazmamın sebebi hata yapmak istememem. H ise, bakıyorum, evet, 2 santimetre. Yüzey alanı söz konusu olduğunda bu eğik yüzeyin yüksekliği gerekirken, hacmi hesaplamak için buradaki yüksekliği kullanıyoruz. Eğik yüksekliği veya yan yüz yüksekliğini Pisagor teoremini kullanarak bulabilirsiniz. Burası 2, burası da 1 santimetredir. 2'nin karesi artı 1'in karesinin karekökünden de bu uzunluğu karekök 5 olarak bulabilirsiniz ama bu soru için bu uzunluğa ihtiyacımız yok ve ihtiyacımız yokken tüm bu laf salatasını neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Kafanızı karıştırdıysam özür dilerim. Peki, sırada silindir var. Evet, 22 bölü 7. Bir saniye, maviyle yazmam lazım. 22 bölü 7 çarpı R kare. R 1 santimetreydi. 1 santimetre kare ve çarpı H. Yani 10 santimetre. Bunları az sonra hesaplayacağım. Şimdi sırada yarım küre var. 2 bölü 3 çarpı 22 bölü 7 çarpı r küp. Yani 1 santimetre küp. Tüm bunları santimetre küp türünden bulacağımızı fark etmiş olmalısınız. Santimetre küp hacim hesaplamalarında sıkça karşılaşacağımız bir birimdir ve her şeyin yolunda olduğunu da anlamamızı sağlar. Peki artık hesaplayalım. 22 çarpı 2, 44 bölü 21 santimetre küp. Buradan 220 bölü 7 santimetre küp, mavi ile yazayım. Ve buradan da 44 bölü 21 santimetre küp elde ettik. Koni ile yarım kürenin hacimleri birbirine eşit çıktı. Bu bir tesadüf tabii. Toplam hacim için bunları birbirine eklememiz gerekiyor artık. Sonuç muhtemelen tam bir sayı olmayacak ama olsun. Hadi toplayalım. Bunun payını ve paydasını 3 ile çarparsam paydalar eşitlenir ve hepsini doğrudan toplayabilirim. Evet. 660 artı 88. 748 eder ve 748 bölü 21 santimetre küpü de unutmayalım. İşte cevabı bu şekilde bırakayım artık. Siz isterseniz sadeleştirebilirsiniz. Bu videoda sizlere sadece bir hacim hesabı yapmanın dışında buna benzer sorularla karşılaştığınızda nasıl bir yöntem izleyebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Alışık olmadığınız bir katıyla ya da şekille karşılaştığınızda bunu bildiğiniz şekillere ayırmaya çalışırsınız. Mesela burada kalem bir koni, silindir ve yarım küreden oluşuyor. Bundan sonra bildiğiniz formülleri, yani koni için 1 bölü 3 çarpı pi r kare aşı, silindir için pi r kare çarpı aşı ve yarım küre için de kürenin hacmi, yani 4 bölü 3 pi r küpün yarısı olan 2 bölü 3 pi r küpü kullanabilirsiniz ve böylece hacmi kolaylıkla hesaplarsınız. Bunların yanında bir de küboidin hacim formülünü yani uzunluk çarpı genişlik çarpı yüksekliği aklınızda tutmanızda fayda var. Artık buna benzer şekillerin hacimlerini nasıl bulabileceğinizi biliyorsunuz ve sıradaki soruları çözmeye hazırsınız.